MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor, dinleyelim. Yapacağım konuşmaya geçmeden evvel sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Yurt içinde ve yurt dışında televizyon ekranlarından, sosyal medya platformlarından, radyo kanallarından toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan değerli kardeşlerimize en kalbi selamlarımı iletiyorum. Fikrimizin, zikrimizin, siyasetimizin ve hareketimizin öznesi insan, aynı zamanda bunun cümlesi olan millettir. İnsansız siyaset, kansız damar, kalpsiz beden gibidir. Tanzimatın neslinin önemli isimlerinden birisi olan merhum Ziya Paşa, şiirlerinde olmasa bile bazı yazılarında Anadolu'yu sefalet coğrafyası olarak görmüş ve göstermişti. Halbuki Anadolu bir cevherdi. Milli kültürün merkeziydi. Tanzimatçı kafalar bu gerçeği bir türlü isabetle tefekkür, hatta tezekkür edememişti. Bu nedenle hayatın her alanında kopukluklar ve ikilikler yaşanmıştı. Roman ve hikayelerde mekanın sınırlarını İstanbul dışına taşıyan, Anadolu'daki bir köye doğru genişleten ilk eser, merhum Ahmet Mithat Efendi'nin 1876'da kaleme aldığı Bir Gerçek Hikaye isimli çalışmasıyla ortaya çıkmıştı. Yine aynı müellifimizin Bahtiyarlık isimli romanı, köy hayatına, Anadolu'nun varlığına, huzur arayışına tutulan bir aynaydı. Merhum Ziya Gökalp, Türkçülüğün esaslarından birisi olarak kabul ettiği halka doğru ilkesinin millet için gerekli bir anlayış olduğunu, bu sayede milletin kendi içinde kaynaşmış bir toplum hayatı yaşaması gerektiğini düşünmüştü. Ona göre halk milli kültürün kaynağıydı. Merhum Gökalp ikinci meşruiyetten sonra aydınların Anadolu'ya yönelmesini ısrarla teşvik etmiş, benimsediği halk kültürü fikriyatı ise mütakiben edebiyat, sanat, siyaset ve ekonomi sahalarında derin etkiler bırakmıştı. Adım adım 2023 il il Anadolu temasıyla bir aydır yürüttüğümüz siyasi çalışmalarımızın fikri temeli bu ifadelerimde insanımıza, halkımıza, milletimize doğru sürdürdüğümüz gönül hareketinde aranmalıdır. Aklımızın estiği gibi davranmadığımız bilinmelidir. Veya Anadolu'yu karış karış gezmemiz tesadüf olarak değerlendirilmemelidir. Anadolu her şeyin şahididir. Türk milleti hadiselerin, hayatın, olağan akışının bizzat içindedir. Milliyetçi ülkücü hareket de Anadolu'nun havasını teneffüs etmek, insanımızın derdini dinleyip derman olmak için el birliği, güç birliği, hedef birliği, gelecek birliği sağlamak üzere vatanın tüm satındadır. Nitekim geçtiğimiz hafta sonu yaptığımız çalışmalarla 70 ilimizi ziyaret etmiş olduk. Elbette bunu yeterli görmüyoruz. Bununla da iktifa etmeyeceğiz. Önümüzdeki hafta sonu kalan illerimizi, buralarda yaşayan vatandaşlarımızı samimiyetle kucaklayacağız, hatır soracağız, gönül alacağız, umut olacağız, ufuk açacağız. Yalancıların maskesini düşüreceğiz. Türkiye üzerinde oynanan oyunları anlatacağız. Kurulan tuzakları aktaracağız. Kötü niyetlileri açıklayacağız. Bunu ısrarla yapacağız, hatta savunacağız. Halka doğru gideceğiz. Halkımızla bütünleşeceğiz. Mutlaka anlaşacağız, sözleşeceğiz. Aramızdaki sevgi köprülerini takip edeceğiz. Geliyor gelmekte olan diyorlar ya, biz de gidiyor gitmekte olanlar diyeceğiz. Sonra da gelmeden gittiklerini göreceğiz.
davetsiz gelenin mindersiz oturacağını göstereceğiz. Bir kere eğilenin bir daha dik duramayacağını öğreteceğiz. Türk milletini zillete ikna edemeyecekler. Türkiye'yi kaos anaforuna itemeyecekler. İhanetin fermanını okumak isteyenleri kaçtıkları yere kadar kovalayacağız. Milletimiz varlığına sahip çıkacak, istiklaline sahip çıkacak, istikbaline sahip çıkacak, birliğine ve kardeşliğine sonuna kadar destek olacak. Hiç kimse hayale kapılmasın. Karambol ortamı yaratıp fırsatçılığa kalkışmasın. Bölücülük ittifakına, zillet ittifakına, zulmetme ittifakına, iftira siyasetine aziz Türk milleti aldanmayacak, asla da itibar etmeyecektir. Bunu biliriz, bunu söyleriz. Buna da imanımız gibi itimat ederiz. Cumhurun kaderi, cumhuriyetin kaderidir. Bu kader levh-i mahfuzda belirlenmiştir. Cumhur İttifakı Türkiye'yi kem gözlerden, kötü sözlerden, ölümcül engellerden, karanlık emellerden, kaos tetikçilerinden fedakarca koruyacak, milletiyle bir ve bütün halinde geleceğe inşa edecektir. Bu inşa hamlesinin, bu irade haysiyetinin önüne geçmeye hiç kimsenin nefesi yetmeyecektir. Çalışacağız, çabalayacağız, çağıracağız, çağlayacağız, sular gibi coşacağız. Azmedeceğiz, sabredeceğiz, emek vereceğiz, mücadele edeceğiz, mutlaka başaracağız. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde Türk milletinin yeni bir zaferine imza atacağız. Adım adım 2023 il il Anadolu temasıyla düzenlediğimiz program ve ziyaretlerde partimizi temsilen görev yapan, vakarıyla ve birikimiyle sahada göz dolduran bütün dava arkadaşlarımı bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Allah hepinizden ve tüm teşkilatlarımızdan razı olsun. Değerli milletvekilleri, geleceğin yol haritasını geçmişin tecrübeleriyle çizmekten başka seçeneğimiz yoktur. Kaldı ki ne kadar geçmişe bakarsak o kadar ileriyi görmemiz mümkündür. Ruh enginliğine ve özgüvene sahip toplum veya milletler yeri geldiğinde geçmişleriyle yüzleşmeyi bilecek kadar cesurlardır. Türk milleti yaklaşık 200 yıldır ekonomik baskılara, diplomatik tehditlere, siyasi dayatmalara maruz kalmıştır. Yine de daha huzurlu bir hayat, daha güvenli bir toplum, daha istikrarlı bir ekonomi, daha güçlü bir devlet özlemi milli yüreklerde kor gibi durarak alev alacağı zamanı beklemiştir. Aziz milletimiz yoksul, yorgun, yılgın, bitkin, durgun ve düşkün olduğu dönemlerde bile umudunu hiç kaybetmemiş, kutlu hedeflerinden en ufak sapma göstermemiştir. Zalim sömürgecilerin stratejik hesapları devleşmiş iman karşısında tıpkı çorap gibi sökülmüş, tıpkı kumdan kaleler gibi devrilmiştir. Nezih mizaçlı insanımız ekmeğini büyütmek, aşını kaynatmak, işini bulmak, ekonomik güvenliğini tesis ve temin etmek için her zorluğa katlanmış, her çileye dayanmıştır. Ne var ki siyasi tarihi, kültürel ve varlığımız ekonomik ambargo ve yaptırımlarla taciz edilmiş, sürekli tahribata uğramıştır. Bu itibarla yaşadığımız ekonomik sorunların iç yüzünü, can alıcı noktalarını doğru tahlil et, doğru tefrik etmek zorundayız. Eklektik ve mütereddit yorumların ön yargıyla beslenmiş, siyasi hırsla perçinlenmiş, husumetle derinleşmiş değerlendirmelerin bizi bir yere götürmesi, sağlıklı sonuçlara kapı aralaması imkansızdır. Bu ülke hepimizindir. Bu vatan üzerinde yaşayan her insanımızın namusudur. Temiz bir dil kullanmak, empati kurmak,
erdemli olmak, meseleleri geniş bir açıyla ele almak, öncelikle siyasi partilerin, sonra da herkesin müşterek sorumluluğudur. Birbirimizi suçlayarak, birbirimize düşman muamelesi yaparak, kin ve öfkelerimizi yarıştırmak, Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Aklı selim ve kalbi selim çizgisinden savrulmanın bedeli herkes için ağır olacaktır. Türk milleti sahnelenen ekonomik oyunların benzerlerine mazisinde defalarca şahit, maalesef defalarca da mahkum olmuştur. Saldıran, tuzak kuran, komplo imal eden, zehir saçan, ekonomik çetelerin, sermaye gruplarının, küresel tefecilerin neyi amaçladıkları, nereye ulaşmak istedikleri vicdan sahibi her insanımızın esasen malumudur. Dün hasta adam olarak tarif ve tanımını yaptıkları imparatorluğumuzun bünyesinde geniş ekonomik gedikler açan, bölüşüm ve paylaşım masalarında askeri ve siyasi operasyonlar kurgulayan, hitamında da icra eden muhasım ülkelerin mütecaviz politikalarından mutlak surette ders almak zorundayız. Makuliyetten verilecek her tavizin sorunların daha da karmaşıklaşmasına, Türkiye'nin çıkmaz sokaklara sürüklenmesine hizmet edeceğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Dış yardıma dayanan tazminat devletçiliği, Ermeni ve Rum Osmanlı vatandaşları arasında ilk sermaye birikiminin folluğu işlevini görmüştü. Fakat bu süreç üretim istikametine yönelmediğinden dolayı yığılan borçlar, artan hayat pahalılığı ve yükselen enflasyon bir avuç kaymak tabaka dışında Anadolu insanını kasıp kavurmuştu. İkinci meşruiyetin ilanından sonra dönemin müessir gazetelerinden birisi olan Tanin'de muhabir olarak çalışan Ahmet Şerif Bey Anadolu gezisine çıkmış, izlenimlerini ilk elden, tespitlerini müşahede ettiği gelişmeleri gazetesinde yayınlamıştı. Ahmet Şerif Bey bir defasında şunları yazmıştı: "Memleket haraplıktan, yoksulluktan, cahillikten, zorbalıktan, adaletsizlikten feryat ediyor. Halk birçok yerde ekecek tohumluk bulamıyor. Ne hüzün verici bir tenakuzdur ki boğaza nazır yalılarda şiir, musiki ve sohbet toplantıları keyifle yapılırken Anadolu kan ağlıyordu. Türk milleti duyunu umumiye denen bir zilletle sınanmıştı. İmparatorluğumuzun bütün gelirleri bir çeşme gibi buraya akmıştı. Hatta İtalya duyunu umumiyeden aldığı borçla, yani bizim verdiğimiz krediyle yine bize karşı yapılan Trablusgarp Savaşı'nı finanse etmişti. İlk borcu aldığımız 4 Ağustos 1854'ten son borç taksidini ödediğimiz 25 Mayıs 1954 yılına kadar tam 100 yıl borç içinde çırpındık. 1882'den 1954'e kadar aralıksız 72 yıl borç ödedik. Nice badirelerden geçerek bugünlere geldik. Hamdolsun onurumuzdan, şerefimizden, varoluş haklarımızdan asla vazgeçmedik. Biliyoruz ki bir Türk dünyaya bedeldir. Dünyalar bizim olsa da bu cennet vatandan tavizimiz düşünülemeyecek. Çayımıza koyacak şekerimiz yoktu. Ama Çanakkale'de destanlar yazdık. Lambamıza koyacak gaz yağı bulamıyor, yalnızca haşhaş yağı kullanıyorduk. Ama milli mücadelede düşmanın hayallerini Türk süngüsüyle kırdık. Çünkü irademiz imanımız kadar büyüktü. Çünkü yoksulluğu çekebilirdik, yokluğa dayanabilirdik ama esarete, köleliğe, teslimiyete kesinlikle tahammül edemezdik. Yeri geldi, silah bulamadık, mermi bulamadık. Bunları alacak
para bulamadık. Kuru ekmekle öğün geçirdik. Ne gam, ne tasa. Elimize geçirdiğimiz küreklerle, dirgenlerle, çapalarla, taşlarla düşmana karşı koyduk. 19. ve 20. yüzyılların zorlu dönemeçlerinde ekonomik saldırılarla milletimizi teslim alamayacakların şimdiki varislerine, feleğin çemberine kırıp yükselişe geçtiğimiz bugünkü zaman diliminde boyun eğeceğimizi mi zannediliyor? Felaketimizin siyasetini yapmak üzere kuyruğa giren ahmaklara sessiz mi kalacağımızı düşünülüyor? Türkiye'yi ölüme göstererek sıtmaya, razı etmeye çalışanlara duyarsız, duygusuz ve dirensiz olacağımızı mı hesap ediliyor? Şairin dile getirdiği gibi idraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi o kadar sikleti çekemez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten mülhem diyorum ki, para yoksa buluruz, ordu yoksa kurarız, düşman yoksa mutlaka yeneriz. Yeter ki bir olalım, diri olalım, iri olalım, birbirimizin uzağı değil yakın olalım. Karşılıklı hak ve hukukumuzu şartlar ne kadar vahim olsa da gözetmeyi ve müdafaa etmeyi bilelim. Işık diye milleti ateşe, sonu hüsran bir tünele çekmek, için çırpınanlara affımız yoktur. Müsamahamız yoktur, sabrımız yoktur, merhametimiz yoktur. Merkez Bankası rezervlerinin eridiği yalanına bel bağlayan Zillet İttifakı, 128 milyar dolar nerede sorusunu soracağına, Türkiye'nin karşısında ne aradıklarını, emperyalizme nasıl işbirlikçilik yaptıklarını, adamlıklarının nerede olduğunu açıklamak mecburiyetindedir. Millet vicdanında tükenmez bir hazine vardır ki o da ahlakındaki saflık ve bozulmamışlıktır. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi başta olmak üzere Zillet'in diğer ortaklarının bunu görmesi için milli duruş göstermeleri, kuldan utanan, Allah'tan korkan bir kalbe sahip olmaları gerekmektedir. Merhum hocamız Profesör Doktor Mehmet Erüz, ekonominin soyut formül ve ilkeleri sosyolojik muhtevayla doldurulmadığı takdirde özü olmayan boş kalıplar olarak kalacağını söylemişti. Haklıydı, teşhisinde isabet kaydetmişti. Sosyoloji, hayatın görünüşte bildik olan taraflarının nasıl bir başka gözle görülebileceğini ve yorumlanabileceğini anlatır. Sosyolojik düşünmek, bugüne kadar tartışmasız kabul edilen, kesin olduğu iddia edilen görüşleri eleştirme ve sorgulama alışkanlığı kazanmaktır. İnsanın olmadığı, ahlakın, adaletin, özgürlüğün, sosyolojinin, felsefenin, tarihin, maneviyatın, değerlerin ve milli hassasiyetlerin bulunmadığı bir ekonomide sabah kalkar, döviz kuruna bakarız, akşam yatar, borsaya, faize ve enflasyona kafa yorarız. Bu kısır döngüden çıkmadıktan sonra bir asır geçse bile yine aynı sorunlarla boğuşmamız kaçınılmazdır. Ekonomi, rakam, oran, yüzde, matematik, grafikten çok daha öte bir alandır. Böyle de olmalıdır. Keynes'in dediği gibi sorun yeni fikirlerde değil, içinde yetiştiğimiz zihinlerimizin her köşesine tutunmuş eski fikirlerdedir. Modası geçmiş ekonomik düşünceler miras aldığımız kör noktalardır. Bize kendi çıkarlarımızı düşünen, birbirinden yalıtılmış sürekli hesaplar yapan, zevkleri sabit ve doğa üzerinde egemen kişiler olduğumuzu kabullendirmek istediler. Görünmez el metaforuyla sömürünün çarkını çevirdiler. Piyasayı eşrefi mahlukat olan insanın önüne geçirdiler. 20. yüzyıl ekonomisinin yakasına rasyonel insan potresi astılar. Oysaki her insanın rasyonel olması, her sakallının dede olması kadar saçma bir beklentiydi.
Aslında hepimiz aynı şeylerden konuşuyoruz. Fakat konuştuğumuz şeyin ne olduğu konusunda hala anlaşabilmiş değiliz. Alışıldık düşünce ve ifade kalıplarından kaçma mücadelesi veriyoruz. Fakat henüz tam bir sonuç almış sayılamayız. Eski teorik şemaları yıkan yeni keşifler yapmadıkça daha adil, daha insani, daha vicdani, daha hakkaniyetli, daha eşitlikçi, daha paylaşımcı bir dünyaya ve küresel ekonomiye ulaşmamız sadece entelektüel bir sızlanma olarak kalacaktır. Bugünkü şartlarda dünya nüfusunun %20'si açlıkla ve yetersiz beslenmeyle yüz yüzedir. Açlık ve dahi mutlak yoksulluğun hiç yenilmeyen veya israf edilmiş yiyeceklerin %10'uyla tamamen ortadan kaldırılması yapılan araştırmalarla ortadadır. Mutasyon üstüne mutasyon geçiren, dünya genelinde sayıları 5 milyonu aşan insanın ölümüne yol açan COVID-19 salgını artık başka türlü düşünmememizin, eski davranış kalıplarından sıyrılmamızın hayat memat o konusu olduğunu göstermektedir. Ne ekonomidir ne de dünya eski dünyadır. Çok yediğinden obez olan çocukların olduğu dünya ile hiç yemediğinden eti kemiğine yapışmış çocukların olduğu dünya korkunç bir çelişkidir. Böylesi bir düzen Allah'ın nizamı olarak görülemeyecektir. Ekonomide yeni bir hikayeye milli ve manevi değerlerimizle temerküz etmiş yeni bir zihniyat devrimine ertelenemez ihtiyacın olduğunu görmeliyiz. Hem büyümeyi, hem gelişmeyi, hem de kalkınmayı sağlamak zorundayız. Önümüze dikilen bentleri birlikte aşmalıyız. Kronik ve konjonktürel hastalıkları kalıcı olarak tedavi etmeliyiz. Türkiye ekonomisinin yapısal zaafları vardır ve bellidir. Ancak hiçbiri çözümsüz görülmemelidir. Fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar Allah'ın izniyle sağlanacaktır. Dayanışma ve yardımlaşmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde ekonomideki devrevi sorunları siyasal ve toplumsal krize tahvil etmek isteyen, bunun üzerinden sokakları karıştırmaya amaçlayan odaklara milletimiz prim vermeyecektir. İnsanımızın omuzuna çöken ağırlığın, yüklendiği külfetin samimiyetle farkındayız ve onları anlıyoruz. Fakat ekonomik dengeleme ve normalleşmenin gün be gün hayata geçtiğinin de görülmesini diliyoruz. Fırsatçıların, kara borsacıların, yangından parça toplama telaşında olan ahlaksızların inanıyorum ki hevesleri kursaklarında kalacaktır. Vatandaşlarımızın ekonomik sorunlardan istifade ederek servetlerine servet katmanın peşinde olan izansızlarla kıran kırana bir mücadelenin yapılması gerektiğine inanıyor. Ez cümle bunu ümit ediyoruz. Temelsiz fiyat artışlarının frenlenmesi, hayat pahalılığının düşürülmesi hususunda herkesin yapacağı fedakarlıklar vardır ve olmalıdır. Bilhassa enflasyonla mücadelede gönül birliğini hayata geçirmeliyiz. Mal ve hizmet üreten, satan, pazarlayan firmalarımızın, şirketlerimizin, kurumlarımızın toplumsal rahatlama adına temel ihtiyaçların fiyatlarında %2 ile %5 arasında indirime gitmeleri milli birlik ve dayanışmamızın manevi harcıdır. Bizim temennimiz herkesin elini taşın altına koymasıdır. Örtünme, beslenme ve barınma sorunlarının hep birlikte vicdan seferberliğiyle üstesinden gelmek mümkündür. Karanlıktan şikayet etmek yerine bir mum da biz yakabiliriz. Faiz lobisinin şiddetlenen tazyik ve telkinlerine, zillet ittifakının seriye bağlanan bitik ve tükendik propagandasına hiçbir şekilde kulak asmadan, tıpkı ahilik kültüründe yaşandığı gibi darda ve zorda kalan insanlarımıza şefkat elimizi uzatabiliriz.
Değerli arkadaşlarım, diyorlar ki yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve güçler ayrımı düzelmeden Türkiye düzelmez. Diyorlar ki mutfaklarımızda büyük bir yangın var. Marketlerde karne uygulamaları başladı. Esnafımızı satacak mal bulamıyor. Diyorlar ki Nobel ödüllü 10 iktisatçı gelse bile Erdoğan gitmeden ekonomideki sorunlar çözülemez. Diyorlar ki ülkede bayat ekmek benzin kuyruğu var. Sayıyla unu alıyoruz. Diyorlar ki Türkiye en zikzaklı ekonomi yönetimini ve en büyük iktisadi istikrarsızlığı Cumhurbaşkanlığı sisteminde yaşıyor. Yalan bunlarda, aldatma bunlarda, saptırma bunlarda, inkar ve iradesizlik bunlarda. Ve bunların alayı sahtekardır. Alayı gerçeklere şaşı bakan, aydınlıktan korkan, karanlıktan nemalanan müfteriler korosudur. Elleri öpülesi dedem Korkut bizlere şöyle nasihat etmiştir. Hırsız içeride olunca kapı kilit tutmaz oğul. Halkın içinde bozgunculuk yapanlar haindir oğul. Düne kadar AK Parti'nin saflarında yer alıp uzun yıllar bakanlık koltuğunda oturan bir çıkarcı ve sayıyla un almaktan bahseden şaşkın zihniyet bizim kayyum gibi iktidarın başında durduğumuzu, krizlerin de ortağı olduğumuzu ifade etmiş. Bu dönme dolabın, bu devşirme siyasetçinin kimlere taşeronluk, kimlere hizmetkarlık yaptığını bilen biliyor, bilmeyen de yalnızca ilişki ağlarına ve efendilerine bakarak görüyor. Biz kayyum değiliz, Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. İradesi pazara çıkmış, geçmişinde pek çok karanlık nokta bulunan, Truva atı gibi ortalıkta dolaşan, hiç kimsenin Türkiye'nin kuyusunu kazmasına da göz yummayacağız. Unutmayınız ki bir defa satan her zaman satar, kendi arkadaşlarına ve partisine ihanet eden fırsatını bulursa milletine de ihanet etmekten kaçınmaz. Bu tipler aslında bizim muhatabımız değildir. Ancak evimizin camına iki de bir taş atanın da alnını karşılamak, haddini bildirmek ana vazifemizdir. Bu şahsa sesleniyorum. Kayyumu falan geç. Partine doldurduğun askeri ve siyasi casuslarla birlikte geçmişte yönettiğin bakanlıkları hangi örgütlere peşkeş çektiğini adam sana açıklar. Zillet İttifakı Türkiye'nin ekonomik mahvoluşu üzerinden siyasi ikbal ve rant elde etmek için bütün imkanlarıyla faaliyettedir. Kılıçdaroğlu'nun sanıyorum şu günlerde canı fazla sıkıldığından kendisine bir meşgale arıyor olsa gerektir ki sosyal medyadan video yayınlamaya iyiden iyiye merak sarmıştır. Geceleri ardında bırakacağı mirası düşünüyormuş. Anlaşılan başka iş gücü kalmamış. Sayın Kılıçdaroğlu, fazla zahmete girme. Kısaca ben sana söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına bir kaset komplosuyla ve paraşütle iner gibi gelmen, terör örgütü YPG'yi kendi vatanını koruyan örgüt olarak görmen, terörle mücadeleye hayır demen, terörizme gülücükler saçman, ne işimiz var Suriye'de, Libya'da, Irak'ta sözlerin, HDP'yi meşru sayman, terörist Demirtaş'a övmen, milli meselelerde Türkiye'nin karşısına geçmen, İstiklal Marşı'nı okuyamaman, İstikbalimize kara çalman, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ihanet etmen, CHP'yi kaynağından koparman, HDP PKK ile ittifak kurman, yabancı büyükelçilerden aman dilemen, emperyalizme kurşun asker olmanın senin lekeli mirasın olarak anılacaktır.
Kılıçdaroğlu aklı melekelerini yitirmiş olacak ki strateji bizim işimiz değil, o gençlerin işidir diyebiliyor. Bir partinin stratejisi, siyaset yapıyor olmanın stratejik hedefleri nasıl yok sayılır? CHP'nin kuru gürültüye, günlük polemiklerle, yalan siyasetle milletimize vereceği ne vardır? Böyle bir zihniyete ülke yönetimini emanet edilebilir mi? Daha taktik nedir, stratejik nedir, hedef nedir bilmeyen kemiksiz bir cahilin niye siyaset yaptığı, neyin peşinde olduğu nasıl açıklanacaktır? Terörist Demirtaş 24 Kasım sabahı miting yapın diyor, akşamına Kılıçdaroğlu haydi meydan diyerek meydan bu hain çağrıya sarılıyor, sadakat gösteriyor. Bu mudur sizin helalleşmeniz? Bu mudur sizin siyasetiniz? Bu mudur sizin Türkiye'ye bakışınız? Buysa eğer siyasetiniz yere batsın diyorum, hayrını görmeyin diyen de niyaz ediyorum. PKK'nın terör elebaşları öz yönetim ve özellik şartıyla helalleşmeye hazır olduklarını açıklıyor. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı buna ne diyor? Yoksa kurulan pazarlık masalarına yüz sürüp de bunlara olur mu veriyor? Cumhur İttifakı'na ve oy veren vatandaşlarımıza utanmadan gayrimilli diyen Kılıçdaroğlu ne milletin, ne milliyetin, ne de milliyetçiliğin derin manasını bilmeyen, bilse de bu değerlere gece gündüz gibi ayrı olan siyaset yozlaşması zilletin temsilcisidir. Gayrimilliği arıyorsa çevresine baksın. Gitsin de teröristlerin yüzüne söylesin. Kılıçdaroğlu şahsıma seslenerek yüreğinde bir damla millet sevgisi varsa erken seçimin kapısını aç demiş. Sayın Kılıçdaroğlu, benim millet ve vatan sevgimin fitresini versem sana ve yedi sülalene 100 yıl yeter. Erken seçim yoktur. Hemen seçim yoktur. Haydi seçim yoktur. Derhal seçim yoktur. Bu tavizsiz karar ve irade beyanına sevsen de sevmesen de alışman, bununla da kalmayıp riayet etmen tavsiyemdir. Mersin'de miting yapacağına, ilk adımı kan kardeşin HDP ile birlikte Kandil'de atmanın önünde hiçbir nihai mani hal yok görülmemektedir. En azından size yakışacak olan budur. Sizin fıtratınızda da münasiptir. Zillet ittifakını uyarıyorum. Sokaklarda gelecek aramayın. Sokak aralarında iktidar bulacağınızı zannetmeyin. Sokak sokak gezip halka nifak aşılamayın. Hesabını veremeyeceğiniz, altından kalkamayacağınız, bedeline katlanamayacağınız müptezelliklere, skandal yanlışlara tevessül etmeyin. Türkiye sokakta bulunmadı, sokakta kurulmadı, size de inşallah bırakılmayacaktır. Kaosa yatırım yapanlar, krize oynayanlar, iç barış ve huzur ortamımızı sakat bırakmak için provokasyon nöbetine girenler, milletin sağduyusunu yanlışa yormasınlar. Akıllarını başlarına devşirsinler. Unutmasınlar ki sarı gömleklilere heves edip sokağa çıkan marjinal gruplarla tencere tava çalarak onlara destek verenler doğru bir yolda değiller. Kifayetsiz müfterislerin tezgahına gelecek bir ülke yoktur. CHP'ye ve yedeklerine diyorum ki 2023 yılının Haziran ayını bekleyin. Biraz daha dişinizi sıkın. Ancak milletimizin sıkılı yumruklarının tepenize inmesi halinde de feryat figan etmekten sakının. Muhterem milletvekilleri, birlikte geleceğe temasıyla 28 Kasım 2021 tarihinde Türkmenistan'ın başkenti Akşabat'ta toplanan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 15. zirvesinde ortak hedeflere ulaşabilmek amacıyla belirlenmiş ilkeler 2025 vizyon belgesinde yer almıştır. Mezkur zirve geniş bir coğrafyanın sesi olmuştur.
8 milyon kilometre karelik alanda 500 milyonluk bir nüfusun dinamizmiyle ekonomide yeni bir çığır açılması, sahip olunan muazzam potansiyelin kuvveden fiile geçirilmesi, ticarette hacminde de 100 milyar dolara çıkarılması bize göre hayal değildir. Aşgabat Eylem Mutabakatı da bu hedefler doğrultusunda hazırlanmış tarihi bir belgedir. İstikrar, güvenlik, barış ve huzur arayışlarına ülkemizin yapacağı çok katkılar bulunmaktadır. Geliştirici işbirliği ve diyalogların ekonomik işbirliği teşkilatına üye ülkelerin çıkarına olduğunu bilhassa vurgulamak isterim. Türkiye bölgesinde parlayan bir yıldız, sivrilen bir ülkedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin teşvik ve tesiriyle gücümüze güç katacağımız bir gelecek önümüzdedir. Ekonomik sorunları yeni yönetim sistemine bağlayan peşin hükümlü zihniyetler de bize göre samimiyetsizdir, ön yargılıdır, nesnel siyasi gerçeklere ters düşmüşlerdir. Türkiye'nin kaybedecek yılları yoktur. Geleceğimizi ipotek ettirmeye kimsenin hakkı yoktur. Bugün Türkiye'de siyasi istikrar tam ve hakimdir. CHP'nin sıkıntısı da budur. Şayet parlamenter sistem geçerli olsaydı, Türkiye öngörülemez bir ülke olacak, risk ve belirsizliklerin içinde sürekli bocalayacaktı. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem arayışları vesayet özlemidir. Fason bir siyasi imalattır, zaman kaybıdır, bayağı bir ezberdir. Bakınız Almanya'da 26 Eylül 2021 tarihinde yapılan seçimlerin arkasından 16 yıllık bir iktidar sona erdi. Aylar sonra Alman Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Liberaller, Hür Demokrat Partileri koalisyon hükümetini zorlukla kurabildiler. Bu ülkede 2013 yılında 86 gün, 2017'de 172 günde hükümet teşekkül etmişti. Çekya'da 8-9 Ekim 2021'de seçim yapılmasına rağmen hala ortada hükümet yoktur. Hollanda'da seçimlerin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen hükümet kurulamamıştır. Bulgaristan son 8 ay içerisinde 3 kez erken seçime gitmiş, henüz tam siyasi istikrarı yakalayamamış ve hükümet kurma işlemini tamamlayamamıştır. Norveç'te 13 Eylül 2021 tarihinde seçim yapılmış, bir ay boyunca hükümet görüşmeleri sonuçsuz kalmış, en sonunda güç bela bir azınlık hükümeti kurulmuştur. Parlamenter sistemde umutlarla yapılan seçimler ve hep bir öncekinden daha iyi olacağı tasavvuruyla kurulan hükümetler, özellikle de koalisyon hükümetleri, ülkeyi bir adım ileriye taşıyamamışlardır. Tek başına göreve gelen hükümetler ise ya cumhurbaşkanlarının engellemeleriyle ya da darbe veya benzeri kanallardan çalıştırılmamış, çalışsalar bile devamlı krizler yaşanmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle, yani başkanlık sistemiyle devlet yönetiminde çift başlılık sona ermiş, siyasi istikrar kurumsallaşmıştır. Tek adam rejimleri doğası gereğince baskı, darbe, çatışma ve iç kargaşa sonucunda ortaya çıkmaktadır. Alışkanlıklarla imparatorluk koltuğuna oturup daha sonra cumhuriyete son veren Roma sezarlarının devri çoktan kapanmıştır. Aristo'nun zorba yönetim halk desteğine dayanır düşüncesi dönemine ait bir tespittir ve bize göre fasafisodur. Cumhurbaşkanlığı millet aracısız ve doğrudan seçmektedir. Türkiye'nin ekonomiden güvenliğe, diplomasiden siyasete, kısaca hayatın her alanında verdiği yüksek mücadele, eğer parlamenter sistem hakim olsaydı, sekteye uğrar, düğüm düğüm biriken krizler önümüzü kapatır, yürüyüşümüze taş koyarlardı. Bilinmelidir ki geleceğimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Geleceğin mimarı Cumhur İttifakı'dır. Türkiye artık denenmiş yollardan geçmeyecek, ufuk ötesini kavrayan bir irade şahlanışıyla karşısına çıkan her meseleyi kökünden çözecektir. Değerli arkadaşlarım, 2022 yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin görüşülmesi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 38 gün boyunca sürmüş, 225 kamu idaresinin bütçesi ele alınmış, 198 Sayıştay raporu değerlendirilmiş, sonunda da kabul edilmiştir. Şimdi sırayı genel kurul safhası almıştır. Gelecek haftadan itibaren 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda müzakere edilip karara bağlanacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi bütçeye destek verecek ve evet oyu kullanacaktır. Sizlerden hasreten ricam, Meclis Genel Kurulu'nda yapacağınız konuşmalarda dikkatli olmanız, tahriklerden uzak kalmanız, iyi hazırlanmanız, anlamsız ve çarpık söz duyarlılarına girmekten kaçınmanız, Cumhur İttifakı'nın ilkelerine bağlı kalmanızdır. Bütçe süreci dolayısıyla gelecek haftadan itibaren grup toplantılarımıza ara vereceğiz ve bu suretle genel kurul çalışmalarında yoğunlaşacağız. Siz değerli milletvekillerine şimdiden başarılar diliyor, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görev yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyor, saygılarımız, selamlarımız sunuyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun diyor. Sağ olun. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Yaptığı açıklamayı biz de canlı olarak ekranlarınıza getirdik.